Enes'te bir değişim var. Farkındasın herkes gibi. Enes de kabul ediyor zaten. Ben değiştim diyor. Değişiyorum diyor. Devamlı da değişeceğim diyor. Evet evet. Normal bir şey. İnsan değişir. İnsan değişir. Ama Enes biraz fazla değişti kısa sürede. Evet. Hızlı. Enes'le Baturay, Kaya konuşmuyor diyorlar. Ben Enes'i döveceğim. Doğru mu bu? Niye gözlerini çevirdin? Evet. Çok iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir apartmandayız, o yüzden kısık sesle konuşuyorum. Bugün benden çok istediğiniz birinin evine geldim. Bugün Baturayanların evindeyiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, kimse beni şikayet etmeden Baturay'ın kapısına basalım. Yani ziline basalım, çalalım. Bakalım Baturay'ın evi nasılmış, hep beraber görelim. Fakat öncesinde ev gezme serisinin devam etmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Esrarengiz bir adam. Buyurun. Sapık mısın? Evet. Açar mısın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gezelim görelimden. Merhaba. Bu haftaki konuğumuz Baturay Anar. Merhaba. Seni anlamsız bir şekilde çok istediler. Yok öyle bir şey. Senin Hayır. Kimsenin sinir falan yok. Yemin ederim seni çok istediler lan. Allah Allah, adamı yani, inanır. Belki olay çıkarırız diye bir şey yapmadım. Yemin ederim seni çok istediler. Bekle dur. Gelenek ve adetlerini... Kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Abdest alsayım. Şuraya bakar mısınız ya? Böyle bir şey var mı ya? Biraz sağladık bir şey verim. Kaç artı kaç burası? 2 artı 1. Hangi... 1 artı 1 boyunda zaten. İlk hangi odadan başlayayım, sen seç. Çok seçenek yok zaten. Orada iç çamaşırlar falan var, oraya çok girmesek iyi olur. Ne var? İç çamaşır odası olarak kullanıyorum orayı. Çamaşır odası daha doğrusu, orası boş yani. Örnekle kanıtlayayım hani, belki inanmazsınız diye. Bence elleme. Evet, onu... Orada çamaşırlar duruyor işte, o kafa havlusu onunla. Kafa havlusu. Hangi kafanın havlusu o? Kaçtım abi, tamam kapattım. Evet, burası kötü. Burada girilecek bir şey yok, yoksa girerdim, beni bilen biliyor. Karanlık küçük kadar bir oda zaten. Mutfaktan başlayacağım. Evde yemek yapıyor musun? Yok. Neden? Evde yemek hiç yapmıyor musun? Yok. Mesela dolabını açsam ne çıkar dolabından? Boş. İçecek falan vardır. Yani bak. Bozulan bir şeyler yok herhalde. Oyun, kaç aydır yumurta burada bozuluyor bu? Mu? Kaç aydır burada bu? Yumurta bozuluyor mu harbiden? Yani herhalde bozuluyor. O zaman o bozulmuştur. O bozulmuştur, o bayağıdır orada. Bayağıdır 2002 orada 2002 yazıyor ama herhalde. O değildir herhalde yani. Bayağıdır var gerçekten. Kanka bunlar zaten bir hafta daha durursa civciv olur büyük ihtimalle. O tatlı. Ne tatlısı bu kanka? Peynir yani bir tatlısı. Zamanlar ne tatlısıydı? Peynir tatlısı diye bir şey. Bayağı güzel ama. Tavsiye etmiyorum bunu. Eze eze yapmışlar. O da bayağıdır oradadır. Ya buradan herhangi bir şey yediğinde muhtemelen acilde bitiyor sonra. Öyle ya, duruyor çünkü. Suyla sodayı kullanıyorum işte. O ne diyorsun lan ona? Protein bar. Çikolata mı yani? Spora başlayacağım, evet. Bu normal çikolata mı peki? İğrenç bir tadı var. Bak bu tehlikeli, bunu at ama, bu şakaya gelmez. Ne? Aa o yine o yüzler olmuştur o teli. Onu at, o şakaya gelmez, bayılırsın vallahi burada. İçebilirim değil mi? Çekmek havalı oluyor aynen. İçebilirim değil mi? İçebilirsin bozuk değilse. Bozuk değil. Bir de böyle... Bu şey ye, havalıydı. Oğlum ne yavalı lan? Bilmiyorum, bıçakla hiçbir işim yok aslında ama işte eve biri gel... Sesi duydun mu? Çok havalı değil mi oğlum ya? Yavaş yavaş. Şunu koyayım da kimseyi sakatlamadan. O niye bir tek seninkinde oluyor, bende olmuyor? Tamam, sen sakatlık evet, vursam çıkarmadan... girer mi acaba? Girer. Sana mı? Masaya mı? Sok bakayım. Çıkar o sesi bir daha. Sok bakayım. Niye böyle bir şey yapıyoruz şu anda? Yine o şey, ince ses gelmiyor böyle. Çok kaba davranıyorsun. Salak kızı. Bol bol bardak var. Şunlar çok güzelmiş.
Yani kırmazsak sevinirim. Hayır, gerçekten iş yapılacak pahalı değil gerçekten. Abi onu kırmayalım. Bire vardı ama hoşuma gittiği için aldım. Game bire içiyor olsun. Musun? Bire içmiyorum, yok. Ben sigara da kullanmıyorum. Büyük ihtimalle kimse inanmayacak ama. Yo, gerçekten Baturay sigara kullanmıyor da alkol içiyor. Bu ne lan? Onlar da Game of Thrones'ta olduğu için aldım. Bu da vodka bardağı. Şeş bardağı, şat bardağı bu. Espresso şat, anladın? Kahve şat mı? 40 mil oluyor aynen. Yani şattan şata da değişebiliriz. Bak harbi koyayım mı bak? Ciddi koyma söyledim. Kanka, bana kahve yasak da bu sana espresso ha, yasak şat mı? Sana koyayım mı? İnanılmaz. Yok, soru ya. Biraz ilginç olmadı mı? Ben almayayım. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim. Harbiden şatlanacak kahve oluyor yani. İnanılmaz acı. Türk kahvesi bunlar falan. Bunlar tatlıymış mesela. Bir şey değil yani. Zevkli bir adamsın. Eyvallah. Beğendim. Oo, bu çok iyiymiş ya. Şuna bir dokunsana. Çok zevkli bir çocuk. Ciddi söylüyorum. 3 tabak var sadece. Neden 3? Sevgilin mi var? Yok. Peki bir zamanlar senin için Selen Teksöz'de çıktı diyorlardı. Doğru mu? Yani çıkıyor diyorlardı. Burada mı konuşacağız? Ya bu soruyu burada sormak istedim. Yok, yok öyle bir şey. Hiç olmadı mı öyle bir şey? Hayır. Yani hiç görüşmediniz mi? Oğlum sen de bir şey konuşurken sanki yalan söylüyormuşum gibi hissediyorum ama. Hayır, hiç görüşmediniz mi? Hayır, görüşmedim. Hiç. Bir kere şey... Hayır, böyle şahsi olarak görüşmedik. Bir kere YouTube etkinliğinde İlk defa orada şey hani bir kere mi sadece? Bir kere aynen. Demin hiç görüşmedikken biraz üstüne gelince bir kere. Sonra yalan olmasın işte bir kere bir YouTube etkinliğinde karşılaşmıştık. İnsanlar boş niye yapma. Bu kadar merak şey yaptı? Abi. İnsanlar niye bu kadar dedikodusunu yaptı? Bilmiyorum, ben sevgilim yok diye durmadan birini kilitliyorlar bana. Batura malzeme çıkmıyor ya. Senin böyle bana birazcık ben normal bir insanım ya. Buradan bir şey bulamazsın. Bak bir şey dikkatimi çekti. Ha. Evinde aksesuara gereksiz, yani çok fazla önem veriyorsun gereksiz doğru bir fazla kaçtı aynen. Alacak. Peki kaç paraya mal yani, oldu bu aksesuarlar, bardaklar, şunlar bunlar? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tahmini? Bilmiyorum. Tahmin değil mi? Bayağıdır aldığım bir şeyler yani. Şunların 600 TL'si vardır. Mesela tek seferde aldığım şeyler değil. Şunların 600 TL'si vardır, fazladır bile yani. Ne kadar o? 1200 lira. 1200 lira değil mi? Bak tahmin ettim ben. Biraz şuna 1200 lira verdin mi hakikaten? Yok 1200 değil ya. 900 falandı galiba. Pahalı tabii. Şu? O Lego normaldi. Bir şey değil. Şu? O biraz pahalı. Ne kadar? Bak o fazla kaçtı mesela. Ne kadar? Onu almak isteyen olursa satarım. 50 mi lan 50 mi? Kaç para bu? 50 mi 50 mi? Kaç para bu? Tamam 250. Kaç para bu? Atarım. 250'den çok daha fazla atmak istemezsin. Kaç para bu? Tamam onu bırak sen. Gerçekten atarım, kaç para? Bırak bırak. Boyu ufak olur. Baturay buna kaç para verdin? Oğlum harbi 1400 falan ya. Bak bunlar ne biliyor musun? Evet. Hayır, tutku ya. Tamam tutku olduğunu hayır oldu öyle ona oradan girmeyeceğim konuya. Bunlar ne yapıyorsun? Niye zorluyorsun koşun yani? Çıkıyor mu diye demek. Çıkar evet ama normal çıkmaz yani. Yani evet. Bunlar gerçekten çok pahalı bir şey değil. Bunlar zaten dolar 2.5 falan da herhalde o zamanlar yani. Bunları gerçekten eskiden aldım. Eğer benim gibi meraklı olan varsa şey bilir zaten bayağı eskiler. Daha pahalıya satabilirim herhalde. Meraklısına. Selamünaleyküm yani. Düşer. Çok sağlam olduğunu sanmıyorum. Şimdi güzel yedik. Bu tamam. Güzel konuştuk. O zaman aynen bu süper beşli. Abi bu ne ya? Bu ne bu? Televizyon. Niye bu kadar büyük? Bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana kadar gittiğim muhtemelen en pahalı ikinci evdir. Yani Orkun'la yarışır bu ev. Ötesi yok. Abartma oğlum. Orkun'un evinde ne gördün? O parayı halının altına saklamıştır. Yok oyun şeyi falan verdi ya onda. Ha. Onda da vardı bir şeyler. Bu bonsai mi? Yok. Bu ne? Kendim yetiştiriyorum. Bak bir tane daha var orada. Ne bunlar ama? Olayı ne? Bildiğin. Bir kağıdan çakma bitkinin bambu. Bitkinin adı yok mu oğlum? Bambu galiba bilmiyorum. Bu ne? Ne? Yemek istiyorsun diyorsun ağzını. Burada yemek yiyorsun. Şey söyleyeyim mi? Gittiğim evlerde şunu masanın üstünde gördüğüm oldu. Ama şunu... Bu ilk defa aldı yani. Tamam ama şu güç doğru. Ne haber abi? İyi ne olsun. Öyle. Seni en son Aralık'ta gördüm film çekilirken. Aynen ben de. O yüzden kendimi toplumu o zaman çıkardım. Ondan sonradır evdeyim. Tamam o zaman güzel. Bacağını bir çeksene. Çok çok açtın ya. Ben sağ bacağını. Nasıl çok açtın? Ya şeyini çok açtın yani. Baldırını çok açtın.
Yani çok seksi durmaya çalışıyorsun herhalde. İlk o zaman o sorudan başlıyorum. Çünkü bu sana çok bununla itham ediliyorsun. Hani evet. Az önce güldük eğlendik, şu an ciddiyete büründüm. Sen de bunun bilincinde hareket edersen, cevap verirsen çok sevinirim. Hayır, boş yapma. En büyük sırrımı mı soracağım ben? Onu mu anlatacağım? İnsanlar diyorlar ki Baturay asosyal. Aynen. Doğru mu? Bu nedir ya? Nasıl doğru? Asosyal sayılır mı bilmiyorum. Şimdi asosyal adam ne? Hep evde takılan, bilgisayarın başına takılan. Mesela ben seni dışarı çağırdığımda gelmeyen. Çünkü ev yaşantısı ona daha cazip gelen. Ha, tamam, böyleyse kendini topluma, ben asosyalim. Evet. Kendini topluma sokamayan. Dışlanmış hisseden gibi diyelim. Dışlanmış hissetmiyorum gibi de. Ama asosyal misin? Asosyalim ya. Yani. Sebep? Bilmiyorum, evi daha çok seviyorum dışarıdan yani. Hayır bak, ama aynı şey değil. Ben de evi daha çok severim. Ama mesela nasıl desem sana ya? Burada bana çok linç edersiniz. Ben psikolog falan değilim. Asosyalin tam olarak %100 tanımı nedir bilmiyorum ama. Aynen, sen oradan bir linç yiyeceksin şimdi. Şey ama ben senin asosyal olduğuna inanmıyorum yani, öyle söyleyeyim. Ya işte tanımı neyse ona göre değişir. Evden çok çıkmıyorum. O kadar. Onun dışında birileriyle iletişim kurmakta sıkıntı çekiyor muyum? Çekmiyorsun. Hatta bence çok komik bir adam. Yani eyvallah. Cem Yılmaz gibi adam yani. Aynen biraz. Adam daha, gibi adam. Onu iyice bana versene. O fazla onu alabilirsin tabi. Şimdi o zaman şöyle bir soruyla devam edeceğim. Hı. Ben niye geriliyorum oğlum? Ben vallahi geriliyorum bununla konuşurken. Niye geriliyorsun? Ne soracağını ben bilmiyorum çünkü. Saçma sapan. YouTube'a şey nasıl başladın? Ben sıkıntı yok ya. Öyle oyun oynuyordum. Bin kere anlattım bunu da. Oyun oynuyordum. Ama bak yani oyun, bin kere anlattığın gibi anlatma bana. Şimdi sen YouTube'a ne için başladın onu söyle bana önce. YouTube'a öyle video çekmek için başladım. Para kazanmıyordu. Hiç öyle bir parasının şey değil. Parasının anlamına sormuyor. Gerçekten. Ünlü olma gayesi mi vardı? Bak gerçekten. Hayır. Sıfır ya. Gerçekten sıfır. Ne para kazanılıyordu? Para kazandığını kaç ay sonra öğrendik yani, kim bilir. Ünlü olma falan şeyi zaten kim? 100 kişi falan bekliyorduk biz. 100 kişi. 100 abone olsun. Hı. Oo tamam diyorduk biz. Enes'te. İşte biz oyun oynuyorduk bir tane. Onun forumunda o salak bir tane video çekmiş Minecraft. Onu paylaşıyordu forumda işte. Kim? Yani neyse. Böyle lobide dönüp duruyordu öyle. Orada bir şeyler konuşuyordu. Ben de okuldan arkadaşımla Skype'tan. Yani aslında sen Enes'le tanışmadın önce. Aynen. Okuldan elin arkadaşım tanıştı. Elin sıkıntı var mı? Çok ellemedim. Enes'le aranızda hiç ciddi bir tartışma oldu mu? Ciddi ama. Yani her arkadaş arasında tartışma olur elbette ki. Ya ben öyle çok. Hani mesela bir ara öyle bir tartıştık ki 2 ay görüşmedik. Yok. Yok öyle bir tartışma olmadı. Ben zaten ben tartışma yapmam zaten. Öyle bir tartışma mı? Olmadı. YouTube'da en sevdiğin Türk kanal kim? Şimdi klasik şey olarak söyleyeceğim. Şimdi herkes video atmış. Hangisini açıp seyrederim o mu? Herkes video atmış. İlk hangisini açıp seyredersin? Kafaları izlerim ya. Kafaları izlersin. Ha. Peki bu son zamanlarda çıkan boks muhabbetine ne diyorsun? Ben Bilal diyeceğim. Nasıl yani? Ne yani, taşak geçiyorum tabii ki de. Bilal'i mi döveceksin? He. Hayır. İşte, dalga geçiyorum bu arada. Şu an sen Bilal'i ringe mi çağırdın? Bilal. Hayır, şimdi herkes biriyle. Bir dakika, sen şu an Bilal'i ringe mi çağırdın? Hayır, şaka yapıyorum tabii ki. Bir kere kaç yaş büyük. Kabul ederse çıkar mısın ringe? Neyi kabul ederse? Diyelim sen o senle çıkmak istiyor ringe. Ben teklif etmedim. Kabul edilecek bir şey yok. Tamam. O diyelim ki Baturay benle ringe çıksın dedi. Ha o zaman o... Ağzın niye titriyor kanka senin bu arada? Bilal beni dövemem. Çıkar mısın? Olabilir. Bilmiyorum, eğlenceli olur herhalde, bilmiyorum ya. Eğlenceli olur herhalde. Ya benim ama şey iddiam yok bak şimdi. O konuda gelirsek ben dışarıdan yorumlamam gerekirse. Şimdi herkes o akşam bir herkes bir gaza geldi ya böyle. Hı hı. Komikti ama şimdi herkes atıyor. Herkes birbirini dövüyor. Ben onu döveceğim, ben onu döveceğim. Tamam, ben de seni çağırdım bu arada. Gibi, hayır, gece ben işte seni ben Bilal'i döveceğim. Herkes birbirini dövüyor yani. Kime sorsan ama sen şu dövüyor. An net bir şekilde kıvırma. Sen şu an Bilal'i çağırıyorsun ringe. Hayır, ne yapıyorsun? Gizlikanlısı ya. Bakma buna Bilal lütfen. Neyse. Niye konuyu değiştirdin? Orada ben bir şey anlatıyordum. Anlat, tamam. İşte herkes öyle ben bunu döveceğim, bunu döveceğim dediği için ben de öyle bir şey dedim. Peki böyle. Eşleşmelerde biliyorsun ben Fatih'le bir video çektim. Orada bir eşleşme şeyi açıklandı. Fikstürü açıklandı. Favorilerini soracağım sana tek tek. Fatih Rainman. Kim kazanır? Bilmiyorum. Şimdi herkes şeydir şimdi. Ama politik yapıyorsun. Bak herkes Rainman diyordur. Şimdi dışarıdan gözükünce öyle geliyor yani. Boyu daha uzun. Kilosu birazcık daha fazla. 76'ya 72. Öyle mi? Ya işte çok fark yokmuş gerçi. Kiloları aynı sayılırmış. Kiloları aynı yayın indirecekler bu arada onu söyleyeyim. Tabii mantıklı olan o da. Yani kim alır? Bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ki. Ama şimdi Fatih şaşırtır diyeceğim. Fatih'ten beklenmiyormuş gibi olacak. Ama şimdi
kimse beklemiyor. Ben bekliyorum bak. Ben şahsen bekliyorum. Ama kimse beklemediği için Fatih şaşırtır diyorum. Bence Fatih alır yani. Fatih alır diyorsun. Evet. Baturay Fatih alır diyor. Fatih döver. Diğer eşleşmeyi soruyorum. Enes Batur, Berkcan Güven. Böyle bir kavga olacak mı gerçekten ya? Yani olacak dedi Fatih videoda. Bilmiyorum. Ben Bilal döveceğim. Kendime yer arıyorum orada. Bilal boşta kaldı. Diğer eşleşme. Orkun Işıtmak, Atakan Özyurt. Kim alır? Atakan alır. Alır mı diyorsun? Evet. Ama Orkun'un spor ve boks geçmişi, bir ay boks eğitimi aldı Orkun önce. Bir ay bayağı büyük geçmiş ya. Tarla başında yediği yumruğu saymazsak bir aylık bir geçmişi var. Abi bence Atakan alır ya. Atakan çok mı? Şey peki Atakan hakkında bir detay vereyim mi sana? Ver. Hayatı boyunca hiç yumruk yemedi. Ben de öyleyim işte. Sen hiç yumruk yemedin mi hayatın boyunca? Evet, kavgaya girmedim. Hiç. Kavgaya girmedim. Hiç attın mı? Ve sen Bilal'i ringe çağırıyorsun ha? Bilal'i döverim. Şaka yapıyorum. Her seferinde söyleyeceğim bunu. Bak sen var ya. Şaka yapıyorum ayağına. Hayır bak. Bilal'e bir sövmediğin kaldı burada ya. Sende farklı bir olay var abi. Seni herkes seviyor. Yok canım ne öyle. Gerçekten öyle. Yok oğlum kim herkes seviyor? Bak şöyle yani. Rainman'i izleyen adam da seni seviyor. İzlemiyor. Bak ama İzlemesi önemli değil. Seni tanıyorsa seviyorlar. Mesela beni sevmeyenim çok. Ben farkındayım bunu. Hater yani. Kitlem çok benim. Ama şöyle yani bir durum var mesela. Enes'in abonesi 8 milyon ama Enes'in de hater'ı çok. Olsun. Senin abonen benden fazla ama hater'ın çok az. Ya bence bu başarı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ya. O konuda bir yorum yapamam ama Bilal'i döveceğim. Abi kalkar giderim. Vallahi kalkar giderim ya. Ne evet. Kadar buranın kirası? 500 lira. 1500 TL oturuyorsun ha? Aynen. Çok ucuzda bulundum ya. Bu son kalmıştı var ya. Bütün hafta. Yani fırsat dahil yani. Peki nerede abi burası? Sen niye Bilal'ı taktın bu kadar? Off record burası. Sen niye bu kadar Bilal'ı taktın ya? Bunu koyacak içine. Şerefsiz ya. Oğlum hiçbir ev gülmesinde bu kadar, ev gezmesinde hiç bu kadar gülmedim ya. En büyük sırrın ne? Geldi gelin salak ya. Oğlum ne söyleyeyim bundan ya. Ki düşünürsek o bile olmayabilir yani. Ben şimdi şöyle bir durum var. Ben buraya gelirken diyorum ki video çektiğim insanlara. Söz veriyor musun diyorum her soruma doğru cevap vereceğim. Bana demedin. Söz veriyor musun bu soruya doğru cevap vereceğine? En büyük oğlum ne olabilir ki? Dur bir düşüneyim anlatılacak bir şey. Mesela ama Atakan dedi ki ben altına sıçtım dedi. Aynen Atakan'ın en büyük sırrı altına sıçması. Yani eğer altına sıçmaları etmeleri kabul ediyorsan ben de sıçtım ettim yani. Sıkıntı yok. Uyuyordum. Tuvalete girdim. Girmemişim. Uyuyorum yani. Rüyanda. Yani rüyamda tuvalete girdim. Islanınca uyanıyorsun falan. O iş emede oluyor da sıçma hiç öyle rüyamda sıçmadım ben hiç. Uykuda nasıl sıçayım? Kınman gerekiyor. O pozisyonda zor bir de. Aynen. Tikin var mı? Şey gelmesi gerekiyor ki yok. Yok. Bak. Yok var mı? Yok oğlum, mu? Var mı yok var, mu? Var. Şuradan rahatsız oluyor mu bak? Deneyeceğim sadece. Hı. Ama sinir bozuyor. Çok rahat bir adamsın ve karşındakini de rahatlatıyorsun. Oo, terapilere başlayayım ben. Kötü anlamda demedim. Karşısındakini rahatlatıyorsun derken yani hani rahat tamam, hissettiriyorsun. Tamam ben oraya gitmedim zaten yani. Rahat hissettiriyorsun yani. Evet. Haftada bir 4 dürülü oluyorum. Günde bir rulo sınırım var. Rulo bitene kadar. Salak ya. Bana nerede yatıyor? Sinirlerim. Sinirlik al ya. Utandım. Çok kötü oldu. Burayı kesmeden koyacağım böyle sadece güldüğünüz saniye. Ama bir konuyu değiştir. Ne soruyordun başka ben ev gezmelerinde ya? Kalkışan iptal edin. Konuya gitmeyen bile gülüyordu artık zaten. Tamam hadi. Konuyu değiştir. Ne olsun böyle olsun böyle olsun. Yüzü gözüküyor mu? Kanka biraz gözüküyor.
faturayın görünmeyen yüzü. Gerçekten. Gerçekten. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? Forvet eksik bilmiyorum. Harbiden. İzliyorsun lan o zaman forvet eksik dediğine göre. Bu sıralar takip ediyorum ya. Fenerbahçe'yi izliyor musun? Yok. Sadece Beşiktaş'ı mı izliyorsun? He. Ama Beşiktaş birileriyle maç yapıyor yani. Beşiktaş. Yani Fenerbahçe'yle maç yapmış olsa Fenerbahçe'yi izlemiş olurum. İnternette bir dedikodu döndü. Ya Enes aslında bir videosunda bununla alakalı bir açıklama yaptı. Fakat sen yapmadın. Belki de kulağına gelmedi. Belki de umursamadın bile. Her şey olabilir. Enes'te bir değişim var. Farkındasın herkes gibi. Enes de kabul ediyor zaten. Ben değiştim diyor. Değişiyorum diyor. Devamlı da değişeceğim diyor. Yani evet, normal bir şey. İnsan değişir. İnsan değişir. Ama Enes biraz fazla değişti kısa sürede. Evet. Hızlı. Enes'le Baturay, Kaya konuşmuyor diyorlar. Enes'i döveceğim. Doğru mu bu? Yok yok öyle bir şey. Niye şu? Niye çok inançsız söyledin. Niye gözlerini çevirdin? Evet. Çok inançsız söyledim. Harbiden yok öyle bir şey. Yok yani. Ama işte yazın tatildeydi. Tatilde öyle çok konuşup görüşemedik yani. Evet. Baturay dediniz. Geldim. Aklıma bir şey geldi lan. Oğlum bu boks maçlarını falan ben de Bilal'i dövmeyeyim. son kez sıkıştırmam gerekiyordu. Kusura bakma. Sen de Bilal'i dövme. Çocuklar elinde kalmasın. Biz halı saha maçı yapalım ya. Oğlum halı saha değil, ne halı sahası ya, vizyona bak. Stat tutalım. Yine yaptılar gerçi, yurt dışında yaptılar, görmüşsündür. Sideman yapmıştı başka YouTuber'lara karşı da. Biz de bir stat tutalım. Şöyle bir zaten 11 kişi anca çıkarız. 11 bizden olsun, 11 Twitch'ten olsun. Şöyle güzel bir etkinlik yapalım. İşte o bağış etkinliği olsun. Buyurun bağış YouTube etkinliği istiyorsunuz. YouTube vs Twitch diyorsun yani. Ha, YouTube da olur. Ama YouTube Twitch bence daha eğlenceli olur. Güzel olur. Zaten arada hafif bir rekabet var ya. Ama bir şey söyleyeyim, Bilal futbolda tokatlar seni. Tokatlar tabii canım. Bilal çok iyi topçu. Futbolda hiç şeyim yok. Twitch'çilerden birinin bu videoyu izliyorsa eğer, herhangi bir Twitch'çi. Araya biri girmek isterse, ben bu işe baş koyarım derse. Toplarım. Toplarım derse, aynen. Organize ederim derse. Biz hazırız. Twitch'çilerle bir maç yapmak istiyoruz. Bağış maçı, yanlış anlasın. Evet, bağış maçı. Geliri olursa eğer, yani birileri sağ olsun gelip o maçı izlemek isteriz derse. Bilet mi satılır artık, nasıl olur prosedür ben bilmiyorum. Eğer böyle bir şey organize edebilirsek çok güzel olur diye düşündük şu an. Bağışı da nereye yapacağımızı belirleriz. Fikir benim belirleriz. Orijinal değil bu arada, söyleyeyim yine. Dediğim gibi ya yurt dışında yapılmış. Ama bağış, yani bu çalıntı denecek bir şey değil. Bu güzel bir şey yani sonuçta. Onlar da bağış yaptı. Böyle şeyleri çalalım çalacaksak yani fikir olarak. Aynen. Böyle bir şey düşündük. Hemen şu an düşündük zaten, gördünüz. Bekliyoruz arkadaşlar. Düşünecek de bir şey değil şimdi. Oradan yine laf çakarlar da, o yüzden söyleyeyim ben yine. Düşünecek bir sen şey. Sen niye bu kadar saplantılı oldun bir anda 15 dakika? Her yerden boş yer. Neyse tamam hadi. Herkes bir yerden bir şey çakmaya çalışıyor. Aynı zamanda bir şekilde kıyısından köşesinden bu videoyu veya bu sahneyi bir spor kulübü izler de İstanbul içerisinde olsun bu etkinlik. Her yere gideriz oğlum, ne olacak? Yeter. Ama herkes her yere gelemez. Ha. Yani mesela Twitch yayıncılarının bazıları yurt dışında yaşıyor. Adam belki İstanbul'a gelirim ben diyebilir. İstanbul içerisinden bir futbol kulübü de sahamı size veririm diyorsa... Ki bunu Fenerbahçe, birazcık, Beşiktaş ve Galatasaray. Ben inanıyorum. Ya. Sonuçta bağış yapılacak. Sonuçta aynen bağış yapılacak. Ve biz stadı öldürebilecek insanlar değiliz. Biz futbolcu değiliz yani. Biz 2 metre yer koşacağız zaten. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul'da oldukları için Başakşehir. Çok zor. Şu an söyledikçe gülesim geliyor. Başakşehir, Kasımpaşa. Bir güzide kulübümüz. Biz de bu işe öncülük etmek isteriz. Stadımızı veririz derse biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz ve sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. El sallasana. Şöyle ya. Aynen. Tereddütte kaldım. Boşak. Yak bakayım o tarafa doğru.